Özgür Düşünce programımız çok muhterem izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Kasım ayının sonuna yaklaşıyoruz. Yeni bir programda huzurlarınızdayız. Ben Deniz Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim Öztürk meslektaşımla birlikteyiz. Nasılsın İbrahim Hocam? Hocam çok teşekkür ederim. Kış mevsimine girdik. Sonbahar son renklerini de bırakıp kışa doğru hızla ilerliyor. Evet. Hocam Bolsonaro yenildi Lula'ya ama şeyin ikinci büyük ülkesi, ikinci büyük ekonomisi Güney Amerika'nın Arjantin'de çok ilginç bir adam. Miguel Javier, nasıl okunuyor? Javier diye okunuyor galiba. Arjantin'e devlet başkanı oldu ve %54 gibi bir oyla oldu. Yani öyle şey de değil, %54 iyi kötü bir şey yani tabii. Yani futboldaki 2-0 ya da 3-0'a tekabül eden net bir skor gibi duruyor. Evet, net bir skor hocam. Ondan sonra değişik bir adam, değişik görüşleri var. Bunları yaşama geçirebilir mi Arjantin'de? Mesela Sağlık Bakanlığı kapatacağım diyor, bütün sağlığı özelleştireceğim diyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nı kapatacağım diyor, bütün okulları özelleştireceğim diyor. Daha da ilginci Merkez Bankası'nı, o konuda ben benim bir çekincem de var, yok değil yani. Merkez Bankası'nı kapatacağım ve doları milli para haline getireceğim diyor. Acayip danslar yapıyor. Çok da yetenekli değil dans konusunda, onu da söyleyeyim. Şey gelmiyor, estetik gelmedi yani. Yaptığı danslar gözüme biraz fazla şeydi. Yani vücudu çok dansa uygun değil. Kırık, yani kilolu falan değil adam ama şeyi yok yani, ne derler. O ritim şeyi yok onda anladığım kadarıyla. Çünkü iyi dans etmek için bir ritim duygusu olması lazım. O yok. Ne diyorsun hocam bu? Hocam bir de tabii adam bayağı bir deli bence. Bayağı bir deli yani, az değil. Örneğin hani siz yönetimle ilgili söylediği iddiaları gündeme getirdiniz. Onları ayrıca tartışmak lazım. Adamın bir de sanrıları var yani. Mesela diyor ki ben diyor birinci köpeğimle diyor yaklaşık 2000 yıl önce Roma'da gladyatör olduğum yıllarda tanıştım diyor birinci köpeğimle diyor. Yani bu çok, yani ya enteresan hocam. Görmedim ben onu. Tabii diyor ki ben köpeği var ve birinci köpeğimle 2000 yıl önce Roma'da gladyatörken ben tanıştım diyor. Enteresan, bunu deli olduğu için mi söylüyor? Toplumların böyle enteresan mistik şeylere değer verdiğini, inandığını, meczuplaştırıldığına inanan bir danışmanlık mı almış birinden? Gerçekten merak ediyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu söylediğini unutma. Bu söylediğini ben Erdoğan'a da bağlayacağım. Son ama. Mesela enteresan, organ ticaretini serbest bırakacağım diyor. Bu da yani iddialarından birisi. Bunların bir kısmını muhtemelen yapmayacak. İktidara gelmek için söyledi ama buradan herhalde şöyle bir konuyu konuşmak gerekiyor. Yani rasyonalitenin, gerçekçiliğin kaybolduğu bir çağa girdik artık. Bundan hangi tehlikeleri beklenirse beklemek lazım. Arjantin, bir de şunu unutmayalım yani. Arjantin çok uzun bir süre, galiba 87'ye kadar yanılmıyorsam, Videla denen adamın işte ağır diktatörlüğü altında yönetilmiş bir ülke. Ama onu en azından devirmeyi başarmış da bir ülke. Yani bir de çok ciddi bir muhalif şey de var, damar da var. Evet. Arjantin'de bir sol damar var ve bu böyle bir ülkede böyle bir adam, işte birinci köpeğimle Roma'da gladyatörken ben tanıştım diyorsa diyebilir. Herkes her şeyi söyleyebilir. Dünya bağlı. Senin ağzın şeyi yok, kilidi yok. Bu %54 oy alması ilginç. Hocam normalde sizin ve benim gibi bir adam bunu duysa deriz ki tamam, bu tımarhanelik, bunu hiç kale almayalım artık. Ama %54 oy alıyor hocam. Ama bunu demek ki buna toplum böyle şeylere prim veriyor demek ki. Sosyal gerçeklik. Enteresan. %54 oy bu nasıl bir şeydir? Ekonomiyi ne yapacak? Şimdi dünyanın üçüncü yüksek enflasyon ülkesi. Bazı şeyleri çok şey haline getir ama arkasında birileri var onun. Onu da söyleyeyim.
size. Arkasında bazı sözlerin arkasında ben Trump'ın etrafındaki bazı danışman kadronun söylediklerini görür gibiyim. Trump'ın danışmanlarının. Bunlardan bir tanesi bu ülkelere söylenen doları ulusal para yapmak. Şimdi ulusal para derken dolar tedavül etmeyecekler tabii. Ama ne yapacaklar? Parayı da dolara bağlayacak doğrudan. Ha, parayı dolara endeksleme fikrine ben itiraz etmem hocam. İşte onu diyorum. Ben de onun için sen biraz önce söylerken benim bu konuda çekincem var dediğim yani evet. O adama dalga geçirmesi için. Ben o herhalde dolarizasyon yapacağım derken bunu kastediyor herhalde yani. Yani ben onu tam anlayamadım. Ben de onu sormak istiyordum size. Yani yerli parayı tümüyle ilga edip yerine yerli ve milli para olarak doları koymak imkansız gibi bir şey. İmkansız bir şey. Hocam o kadar doları bulamazsın. Bir nereden bulacaksın onu? Evet. Bir de ülken dolar kazanan bir ülke değil. Sürekli açık veren bir ülkedir. Söz konusu değil böyle bir dolayısıyla, şey. Dolayısıyla ama Arjantin gibi yüksek enflasyon Türkiye'ye benzeyen bu konuda bir ülkenin, biliyorsunuz benim de bu konuda bir görüşüm, benzer görüşüm Türkiye için var. Türk parasını biz yönetemiyoruz. Avro'ya da geçmiyoruz. Euro currency'yi de kullanmıyoruz. O zaman bari Türk lirasını çıpa olarak Avro'ya endeksleyelim. Çünkü bütün iktisadi... Aynen. Türkiye'nin dış ticareti %70, bütün Avrupa'yı kastedersek %70 oranında ihracatı Türkiye'nin, ithalatı değil ama ihracatı Avrupa'ya yapıyor. Bütün finansman ihtiyacını Avrupa'dan karşılıyor. Avrupa ile bütün kurumlarda birlikte gümrük birliğindeyiz. Bayağı bir iç içe geçmişiz. Parayı da yönetemiyorsan çıpa olarak al euroyu ve kurtul bu işten yani. Hocam çok da uzağa gitme. Bulgaristan Avrupa Birliği tam üyesi olmadan önce yaklaşık 5 yıl kendi ulusal parasını euroya endeksledi. İşte. Euroya endekslediğinin ikinci senesinde Maastricht kriterlerini tutturmuş oldu. Tutturdu. Fakat hocam bu bile bir yetkinin, kullanmak istediğiniz bir yetkinin kısmen devri anlamına geliyor değil mi? Tabii. Yani bu o sizin çokça gündeme getirdiğiniz siyasi, iktisadi, yönetsel erklerin kısmen ve bazılarının tamamen bir supranasyonel otoriteye devri Türklerin nezdinde büyük günahlarda. Evet. Ama... Onu yapmıyorlar ama doğrusunu da yapamıyorlar. Benim Arjantin olgusu üzerinden altını çizmek istediğim şey hocam, yani Brezilya'da Bolsonaro gidince emekli asker iktidardan, yerine Lula gelince sol bir popülist ama pozitif bir dil kullanan popülist diyelim. Sevinmiştik ama maalesef Arjantin demokrasideki geri kayışların mevcut küresel yapı içinde durdurulamayacağını gösteriyor. Yani mevcut küreselleşme mimarisi maalesef ülkelere zarar veriyor. Ulusal hükümetler de bu mimariye karşı doğru politikalar geliştiremiyorlar. Tabii bu Arjantin'deki adamın karşısına mevcut hükümetin ekonomi bakanının aday olarak çıkması en büyük talihsizlikti hocam. Büyük yani yapmış, korkunç. Yapmış, ülkeyi yapmış. Çökertmiş olan bir partinin en kritik, bu konulardan sorumlu gösterilebilecek nadir adamı, ekonomi bakanı bunun karşısına çıktı. Çok yanlış bir şeydi. Lula daha önceki Cumhurbaşkanlığı döneminde, yani şeyden önce aşağı yukarı kaçta? 2003-2010 arası. 2006-2007'li yıllarda Türkiye'de de faiz dışı bütçe fazlası veriyordu Türkiye. Ve ciddi %5'lere çıkmıştı. Faiz dışı bütçe fazlası %5'lere çıkmıştı. Ben o tarihlerde bunun çok başarılı olduğunu düşünenlerdendim. Hala da öyleyim. Aynı şekilde IMF Brezilya için de benzer bir şey istiyordu. Ben o zamandan beri Lula'yı daha bir takdirle izlerim. Lula şöyle bir şey söylemişti. Bunu bizimkiler inşallah hatırlarlar ya da duyarlar. Evet dedi, sizin söylediğinizi yaparım ama bir şartla dedi. Eğitim harcamalarını bu hesaplamanın dışına tutacaksınız dedi. Eğitim harcamalarını bu bütçe faiz dışı bütçe fazlası hesaplamasının dışına çıkarırsanız sizin istediğiniz %5'lik faiz dışı fazlayı vereceğim dedi. Süper. Bu
o tarihlerde ya azam ya çünkü o zamanlarda Türkiye'de şeydi biraz işte hem solda hem işte eski sendikacı şudur budur biraz eleştiriliyordu özellikle AKP tarafından. Ya dedim ki bu böyle ciddi bir adam bulurlar. Yani böyle bir öneri getiriyorsa demek etrafında çok iyi bir kadro var. Çok güzel. Bizim hayat, bizim işimiz eğitimdi dedi. Ben dedi eğitim harcamalarımı kısamam dedi. Ama onun dışında her şeyi kısabilirim dedi. Süper. Çok güzel. Eğitim harcamalarını dışarı çıkaralım dedi. Onun için %5 mi istiyorsunuz? Milli gelirin %5'i kadar faiz dışı bütçe fazlası mı? Yaparım dedi. Ve, evet. Ve başarılı oldu yani. Ve bir daha da seçildi. Bir daha seçilmesine çok mutlu oldum. Bakalım şimdi Arjantin'i izleyeceğiz. Evet. Arjantin çok güzel bir ülkedir. Ben gördüm yani. Aynı zamanda çok güzel bir ülkedir yani. Ama korkunç şeyler yaşamıştır. Korkunç şeyler. Biz oraya özel bir turla gitmiştik. Bir özel bir rehberimiz vardı. O şeyden de yani o askeri darbe döneminde çok sıkıntılar çekmiş bir adamdı. İnsanların nasıl alınıp helikopterden denize atıldığını anlatıyoruz. Of. Arjantin'de. Denize atılmış adamları bayağı alıyorlarmış helikoptere. Helikopterden sonra elini kolunu, yani elini kolunu bağlamasına da gerek yok. Çünkü 500 metreden asarsan adam ölüyorsun. Yani beton etkisi yapıyorsan deniz o zaman biliyorsun. Yani köprüden bizim Boğaz Köprüsü'nün atlayanlar ölüyorlar. Milyarda bir kurtulma ihtimali var. Çünkü beton etkisi yapıyor o yüksekten düştüğün zaman. Böyle şeyler yaşamış bir ülke. Bunlardan kurtulmuş bir ülke. Bize benzeyen tarafları var. İşte bizim cumartesi anneleri denen şeyin aynısını orada o cumartesi anneleri örneğin Arjantin'den aldılar. Arjantin'de de kaybolan çocukların anneleri o meşhur bir meydanları var. O meydanda başladılar bu gösteriye. Seneler sürdü. Direndiler ve epey de sonuç aldılar yani. Bakın izleyeceğiz yani şeyi. Hocam bir de şimdi senin uzmanlık alanına giren bir şeyi ben sorayım müsaade edersen. İlginç bir şey. Şeyde Kaliforniya'da Çin devlet başkanıyla Biden. Kolay telaffuz edemiyorum adamın ismini. O yüzden söylemekten çekiniyorum. Xi Jinping. Xi Jinping'e söylerken ağzına dolanıyor lan. Doğru. Çinlilerin adını söylemek kolay olmuyor hocam. Ondan evet. Sonra Biden'la defalarca bir araya geldi. Janet Yellen'la bir araya geldi. O çok önemliydi. Janet Yellen sadece onunla bir araya gelmedi. Bir de Çin'in Merkez Bankası Başkanı'yla ekonomi sorunlarıyla beraber yani Janet Yellen bir hafta 10 güne yakın Kaliforniya'da kamp kurdu. Ondan sonra yani Janet Yellen dediğin kadın işte şeyin hazinenin başı. Evet. İşte, Amerikan hazinesinin başı çok önemli bir şey. Ondan sonra hocam bu bize bir anlatsana nedir arka planda bu ne? Ve gayet de olumlu geçti şeyler, tartışmalar, şunlar bunlar yani böyle bir uzun kavgalara şey olmadı, büyük atışmalar olmadı. Çin devlet başkanı da epey bir süre kaldı orada yani yanına 4-5 günden fazla. Evet hocam. Çok uzun yani enteresan. Çok uzun, uzun süre kaldı. Ne oldu hocam? Ne yaptın? Ne? Şimdi benim okuma şeklim şu hocam. Joe Biden'ın Rusya'da Ukrayna Rusya üzerinden Rusya'nın başına ördüğü çorabı gördü Xi Jinping. Orta Doğu'daki gelişmeleri biliyorsunuz önemliydi. Brexit demişim. BRICS'in genişlemesi toplantısı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapıldı ve Orta Doğu'nun bütün petrol üretici dev ülkeleri İslam dünyasındaki temel aktörler olan İran, Mısır ve Suudi Arabistan da BRICS'e girme yönünde karar aldılar. Arjantin'de galiba. Bildiğim kadarıyla Arjantin'de giriyor. Arjantin'de. Evet. Dolayısıyla bu Amerika'ya yönelik olarak çok büyük bir sert bir gösteri, bir güç gösterisi olarak algılandı. Hemen devamında İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı işgal hareketi, ki benim görüşüm Gazze ile sınırlı kalmayacak, Gazze de bir daha Gazzelilere bırakılmayacak ve hedefin aslında yavaş yavaş da bu telaffuz edilmeye başlandı zaten. Hedefin İran ve Irak gibi Çin'in emtia enerji, petrol, gaz ithal ettiği en kritik coğrafyayı bloke etme amacı taşıyor. Bence bunu Çin akıllı bir ülke tabii. Yani Rusya bir yandan bağımlı olduğu yer, İran, Irak diğer taraftan bağımlı olduğu yer ve Afrika'da bu savaş sertleşiyor. Ve bir de malum haliniz yani Deng Xiaoping'in 1980'lerin başında iktidara gelmesinden beri
Çin kişi başı gelirini 100 dolardan bugün itibariyle 13 bin dolara kadar çıkardı ancak aynı Çin 40 sene boyunca %10 gibi insanlık tarihinde hiç olmasın büyümenin ölçülebildiği, hani diyelim ki Angus Madison'un ölçümlerini veri alsak, ölçümleri ve güvensek %10 üzerinde 40 yıl boyunca büyüyen bir başka bir ülke hikayesi yok. Ama aynı Çin bugün itibariyle o %10 civarındaki büyüme performansını kaybetmiş. Son 6-7 senedir %5 ve altına doğru gidiyor. Hiç hayallere sığmayacak %4 oranını da gördü. Bu, yani şöyle, ben Çin'i kabaca kişi başı gelire göre tasnif ettiğim zaman The Economist dergisindeki bir makaleden de yararlanmıştım. Yani Çin'in 1,5 milyarlık nüfusunu aşağı yukarı kişi başı gelirin 50 bin dolar ve üzerinde olduğu bir neredeyse 300 milyon dolarlık korkunç bir zengin bir Çin var. Kişi başı gelirin 15 bin dolarlar civarında olduğu 700 milyonluk korkunç bir Çin var. Orta gelir ve üzerinde. Ama bir de kişi başı gelirin yaklaşık 1000 dolar ve altında olduğu yine 700 milyonlara yakın korkunç bir fakir bir Çin var. Dolayısıyla Çin'in son 40 senedeki büyük başarısı neydi hocam? İnsanlık tarihinde görmeyecek bir şekilde yoksulluğu azaltma başarısı gösterdi ve açlık sınırındaki nüfusu neredeyse sıfırladı. Bütün nüfusu zorunlu sağlık sistemine koydu. Biliyorsunuz önceki dönemlerde Çin'de böyle bir sistem yoktu. Herkes kendi kaderine terk edilmişti. Şimdi o 1,5 milyarlık insanın sağlık garantisi var, sigortası var. Ve bu böyle bir başarılı bir dönem vardı. Ama şimdi bu büyüme performansıyla Çin o 1,5 milyarlık kütleyi, çok farklı etnik yapıların da bir arada olduğu, hassas bölgelerin de çok olduğu o Çin nüfusunu bir arada tutma, yaşatma imkanını kaybediyorsun bu büyüme performansıyla. Dolayısıyla dünyada giriştiği bu sharp power politics'le, yol kuşak projesiyle sergilediği tutumuyla, BRICS ve benzeri yerlerdeki dünyaya meydan okuma tarzıyla oluşturduğu dünya sistemdeki korkunç bloku gördü. Asya'da Japonya net bir şekilde karşı çıkıyor. Hindistan zaten net bir şekilde karşı çıkıyor. Avrupa Birliği Hindistan ve Japonya ile Çin'e karşı stratejik işbirliği anlaşması yaptı. Amerika böyle. Dolayısıyla Çin gördü, ihracat yaptı, sermayeyi temin etti, tedarik yaptı, piyasalar konusunda korkunç bir risk oldu. İçeride de ekonomisi büyümüyor. Ve Xi Jinping için siyasi anlamda da tabii ki bunun korkunç sonuçları içeride olabilecek. Bence bunu gördü, bu hikayeyi okudu. Ha, ben 2014 yılında bir hayal gördüm. Hayır demenin zamanı geldi. Kendi norm ve değerlerimizi dünyaya ihraç etme ve dünyayı bu doğrultuda dönüştürme zamanı geldi diye düşünmüştüm. Meğersem gelmemişmiş. Çok kötü oluyor sonuçları bunun. Bence bunu gördü ve gitti açık ve seçik Amerika'dan bütün dünyaya deklarasyon yaptı. Dedi ki dünyayı değiştirmeyeceğiz. Askeri işgallerde bulunmayacağız. Sharp power politikası yapmayacağız. Birleşmiş Milletler'in altını oymayacağız. Daha mümkünse geliştireceğiz. Daha sorumlu olacağız. Dünyanın sadece nimetlerinden istifade edip külfetlerinden kaçan, küresel kamusal mallara destek vermeyen pozisyonumuzu terk ediyoruz gibi. Bence resmen zeytin dalı uzattı ve gördüm dedi. Üzerimize gelmekte olan iceberg'i gördüm dedi bence. Eğer bu gerçekçiyse çok akıllı bir esneklik yapıyor ve yeniden bir göreceli olarak Amerika'yla ve Batı'yla yeni baştan bir daha olumlu bir ekonomik ve siyasi ilişki geliştirme patikasına giriyor diye okuyorum ben bunu. Çok hayırlı bir şeyden bahsediyorsun. Yani sen bu işin uzmanısın, sana güveniyorum. Çok, bu bütün dünya için, hepimiz için çok hayırlı bir şey. Yani Çin büyük bir güç çünkü yani orada. Ondan sonra bunun dünyayla kavgalı bir Çin. Herkes için. Ama kendileri de, ama iyi bir şey. Bunun kendileri için de iyi bir şey olmadığını gördükleri andan itibaren işler düzelebilir.
Amerika ile, yani bilmiyorum, ben çok şey almıştım ama dışarıdan Obama'nın birinci döneminde, Obama'nın birinci başkanlık döneminde bence, yani bence'nin altını 12 defa çizerek söylüyorum, çok şey bir ilişki kurulmuştu Çin'le. Trump onu mahvetti. Çin ilişkileri şöyleydi yani. Her açıdan çok şeydi. Obama bütün iç piyasasını şeye açtı. Çin mallarını açtı. Bütün iç pazarını. Şimdi Amerika tabii 330 milyonluk toplum ama kişi başına gelir 60 bin dolar. Ama Amerikalı da fakir grubu var. Yani orada da gelir bölüşümü çok şey. Yani o McDonald's'larda, Starbucks'larda çalışan çocuklar, insanlar, bunlar fakir insanlar yani aslında. Şimdi işte hep Trump'ın kafaya taktığı, her dakika söylediği bu skeç sarayımız çöktü diyordu. İşte çökerse çöksün diyordu Obama'da yani. Bu skeç sarayı, Amerika'nın derdi mi bu skeç sarayı? Amerika şeyle yapıyor yani. Yüksek, çok yüksek teknoloji ürünleri üretirken Trump şeye takılmıştı. Bu skeç sarayına takılmıştı. Ve geldi bu skeç ithalatını sınırladı şeyden, yasakladı Çin'den. Kendi bu skeç sarayını tekrar doğrultmaya çalışıyor. Ne hocam, onu ben anlayamadım, özür dilerim. Skeç sarayı, bisiklet. Ha, bisiklet sanayi, tamam. Bisiklet sanayi. Başka bir şey anladım da. Ya, Amerika'nın takacağı başka olan düşünüyor musun? Nasıl kısa görüşlü bir adam? Ya Amerika'nın derdi mi bisiklet sanayi yani? Hocam benim kanaatim şu, yani Trump deli olduğu için, çılgın olduğu için bu bisiklet gibi konulardan başlamadı. Bu küreselleşme olgusu ve Çin'le girilen süreç, evet, bir yandan Amerika dünyanın en inovatif, zengin teknolojilerini yaratıyor, katma değer yaratıyor, dünya ekonomisini hallaç pamuğu gibi atıyor, doğru. Ama Amerikan toplumunda, Amerikan sisteminden kaynaklanan nedeniyle bu refah, bu bir takım dünyanın teknoloji çeperlerini zorlayan şirketler üzerinden sürdürülen refah yaratmanın etkisi alt katmanlara, 10 milyonlarca insana geçmiyor. Onlar Çin'den dolayı, bu ucuzluk ithalattan dolayı Çin'de karşı mağdur, küreselleşmenin mağduru oluyorlar. Şöyle bir şey yok muydu hocam? Yani şimdi 1.000 dolar maaş alan bir McDonald's çalışanı var diyelim. 1.000 dolar alıyor. Şimdi bu 1.000 doların bir de hani ücret malları diye de bir şey var. Şimdi ücret malları tamamen Çin malı haline gelirse... Tamamen Çin, ucuz Çin malı haline gelirse, ücret malı dediği şey. Yani gittiği zaman çocuğuna kazak alacak, ayakkabı alacak, işte bir tane bisiklet alacak belki, işte bisiklet orada çok şey oldu. Bir anda o 1.000 dolarlık şey maaşı reel olarak çok artıyor. Yani 100 dolara bir mola girdiği zaman, 100 dolara bir mola girdiği zaman eğer Çin ürünleri sıfır gümrükle Amerikan iç pazarını şey yapıyorsa, o işçinin 1.000 dolar maaş alan Starbucks, McDonald's çalışanının bir anda zenginleştiğini hissediyor. 100 dolara o koca şeyi, arabasını doldurup çıkıyor. Çocuğuna 5 tane ayakkabı alıp çıkabiliyor. Ayakkabının tanesi 5 dolara satılıyor çünkü. Doğru, ama ben de onu Amerika'da yaşarken Walmart'ta görüyordum bu dediğinizi, evet. Gerçekten. Evet. Ama insanlar eğer aynı McDonald's'ta çalışan eğer iPhone almaya kalkarsa ayva yiyor. Ama dediğim gibi yani orada tabii iPhone da almak istiyor mutlaka, ama aynı zamanda bir de yani en temel şey de var ya, çocuğuna ayakkabı alacak, kazak alacak, palto alacak. Bir de şu boyutu var hocam, mesela belki duymuşsunuzdur, bu küresel krizde Detroit otomobil sanayi çöktü. Tabii. Şimdi dolayısıyla esas olan şu, yani McDonald's'ta iş bulup da cebine o parayı koyup ucuz Çin mallarını aldığı için ulan durum gayet güzel, hoşuma gitti diyenin yanında bir de sektörü, şirketi kapanan kesimler var. Yarışamayıp devre dışı kalan kesimler. Onlar da hizmet sektörüne giriyorlardı, çok büyük şeydi. Bilmiyorum, ben Obama, üstelik bir avantaj daha vardı bunun, Amerika için var. Ama bir de Çin'in de karnını doyuruyordu. Çünkü Çin'deki çalışanlar da Amerika'daki o çok zengin iç piyasaya mal ihraç ediyorlar. Hocam benim burada gördüğüm tartışmanın ana noktalarından daha önemli kısmı ise şu. Yani Çin mütekabiliyet prensibine uymuyor. Yani Trump'ın itirazının en ana eksenlerinden birisi de bu. Yani Amerikan şirketi geliyor, zorla teknoloji transferine zorluyorsun. İmalat sanayine girerse yerli ortaklıklara zorluyorsun.
şirketlerin yönetim kuruluna Komünist Partisi'nden gözetmen koyuyorsun, maaşını senin şirketinin ödemesi gerekiyor. Mesela Force Technology istediğimiz 5 alandaki zorlanma, zorla teknoloji transferi konusu iyicene geldi. Çünkü Amerika'nın anahtar teknolojilerini Amerikan şirketleri üzerinden cebren çalmaya kalkıştılar. Öte yandan imalat sektörünü açıyorsun, ticaret sektörünü açıyorsun ama genel olarak hizmet sektörünü bilhassa finansmanda açmıyorsun. Batılıların güçlü olduğu alan var. Dolayısıyla bir başka şey var. Bütün bunları yaparken gidiyorsun Amerika'da, Avrupa'da en kritik yüksek teknoloji şirketlerini çaktırmadan satın alıyorsun. Ele geçirme sürecine giriyorsun. Çok büyük sorun tabii. Bu çok... Böyle olunca tabii konu bir artık bir piyasa ekonomisinde mütekapiliyet prensibine göre karşılıklı oynanan kazan kazan oyunu olmaktan çıkıp dünya sisteminin serbest liberal dünya sisteminden istifade eden ama iç piyasasını dünyaya yedirtmeyecek regülasyonlara, baskılara yönelen. Bir de şu var, düşünsenize Çin'in o devlet şirketleri var. Zarar etme lüksü olan, hani bu Cornyn'in şeysiyle soft budget constraint sorunu olmayan bu şirketlerini sen dünyada zarar etme imkanı olmayan, halka açık olan, yatırımcısına hesap vermek zorunda olan şirketlerin karşısına her yerde dikiyorsun. Dolayısıyla bunlar ne bileyim başka bir şey hocam, insanların aileleri Çin'in çeşitli eyaletlerinden göç edip istedikleri yerde bu Hunka mı bir sistemi var. Bu sistem tarihsel sistem, insanlara diyorsun ki sen gel Şanghay'da çalış, Hong Kong'da çalış, aileni, çoluğunu, çocuğunu buralara getirme. İnsanlar adeta üst üste alt alta korkunç yatakhanelerde, fabrikaların içinde, kenarında, gurbetle, uzlette, mahrumiyet içerisinde yaşıyor. Şimdi bunu da bence sorun etmemiz lazım. Niye? Yahu sen ülkende insan haklarını, temel hürriyetleri, göç etme gibi, yerleşme gibi, eğitim gibi temel hakları ayaklar altına almışsın. Kamu şirketlerini stratejik bir savaş aleti olarak kullanıyorsun. Bu serbest piyasa değil ki. Serbest piyasanın ucu hukukun üstünlüğüne de, insan haklarına da, demokrasiye de gidip dayanmak zorunda. Çok eski tartışma hocam, iktisatta yani yani serbest piyasa mutlaka aynı zamanda serbest siyasal rekabeti de gerektiriyor. O olmadan olmuyor. Evet. Çok açık. Hocam Almanya'da ne oldu? Biz Eurofighter şeyimiz, aşkımız 40'lar alacaktık Almanlardan. Vallahi Eurofighter'ı bilmem de Erdoğan'ın şu 42 yıllık Almanya'yı yenme hikayemizi seyredemedi ya. O onu 10 sene yaşlandırmıştır ha. 72 bin kişi ona herhalde lehinde, bilmiyorum ki, aslında o da riskli. Türkler doldurdu Berlin Olimpiyat Stadı'nı. O 72 bin kişi civarındaki seyircinin 50 bini Türk. Bu 50 bin kişi yaşa reis diye mi bağıracaktı orada? Yuh mu çekecekti onu? Onu da bilmiyoruz bu arada. Herhalde yaşa reis diyecek. Alman takımını yuhaladılar biliyorsun. Nerede? Türkler. Almanya'da. Alman milli takımını yuhaladılar. Evet. Utanç duyuyorum hocam. Şimdi ama bunu tabii içeride şeyler, belli bir kesim anında başka bir şekilde kullanmaya başladı bunu. Biz de dedi bundan 10 sene sonra Suriye milli takımı Türkiye'ye gelip Türkiye-Suriye maç yaparsa tribünlerden Türkiye milli takımı yuhalanacak Türkiye'ye. Hazır olsunlar. Bundan mutlu oldularsa ondan da mutlu olsunlar. Aynen, aynen. Oh olsun derler. Vallahi öyle. Tabii ki. Şimdi evet. Ama daha farklı bir boyut var. Alman milli takımının kaptanı İlkay Gündoğan bir Türk. Mesut Özil de vardı. Şimdi böyle bir ülkede 5 milyon insanımızın geçimini, ekmeğini, özgürlüğünü sağladığı bir ülkeye bu kadar kin ve nefretle saldırmasını kınıyorum ben. Bu tabii bir tabii. ağır hastalıklı bir tavır. Tabii tabii, çok ağır. Ağır hastalıklı, evet. Aynen öyle. Ağır hastalıklı bir şey. Peki hocam ne diyorsun bence yine 12 defa çiziyorum bence'nin altını. Diplomasi tarihimizin en korkunç anıydı o basın toplantısı. Scholz'la yaptığı basın toplantısı. Muazzam bir kompleks kustu. Muazzam bir kompleks kustu. Vermiyorlarsa vermiyorlar diye bağırmaya başladı. Ondan sonra niye yaptı böyle bir şeyi bilmiyorum. Ondan sonra gerçekten çok korkunç bir sahneydi.
Sen gitmişsin, adamdan uçak istiyorsun. Ondan sonra. Sonra bu yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ben böyle çok fazla devletçi bir adam değilimdir. Bu tür işleri çok fazla ciddiye de almayabilirim bazen her zaman ama ya böyle bir görüşme yapılacaksa önce diplomatlar görüşür, uzmanlar görüşür. Uçak işte 40 tane uçak alınacaksa yaklaşık 5 milyar avro gibi bir şey tutuyor. Aspara değil 5 milyar avro. Ondan sonra bunun bir zeminini hazırlarlar. En son bir yere kadar gelir. Küçük pürüzler kalır. O zaman iki cumhurbaşkanı işte şansölyeyle bizim cumhurbaşkanı bir araya gelirler. O küçük pürüzleri çözerler. Ya ortada yapılmış hiçbir ön hazırlık yok. Cumhurbaşkanı gidiyor bana uçak ver diyor ya. Hocam ya, özür dilerim de Kasımpaşalı Recep kendi ülkesinden para karşılığında 250 bin avro karşılığında vatandaşlık satınca dünyanın hepsinin para karşılığında sattık olduğunu zannetti. Bak Alman diyor ki sen bana 5 milyar dolar vereceksin ya bu 40 uçak için. Parana ihtiyacımız yok. Git paranı müsait yerine koy. Biz sana uçak vermiyoruz. Avrupa'da her şeyi parayla alamazsın diyor. Hani Almanya kıskanıyordu. Ne yalvarıp duruyor bana uçak ver diye. 20 senedir iktidarda. Nerede Altay tankı için Almanlar çok motoru doğru, vermedi. Tank kadük şu an. Çok doğru söylüyorsun. Benim o geziyle izlenimim o. Daha doğrusu sezgim o şu. Yani o 40 tane Eurofighter alma talebimiz bence Türkiye'nin hava sahasının güvenlik probleminden kaynaklanan bir şey değil. Bir savunma zafiyetinden kaynaklanan bir şey değil. Al sana 5 milyar avro para, senin ekonomin de sıkıntıda şu anda. Bizim iç işlerimize karışma. Sakın bizde hukuk ihlallerine karışma. Bilmem neye karışma. Ondan sonra AİHM'deki şeyleri uygulamadık diye bizi AİHM'den şey yapmaya falan kalkmayın. Oradan acayip şeyler çıkarmayın. Yani bunu yapın. Ben size 5 milyar avroyu veriyorum. İstersen daha da fazla bir şey alırım senden. Ondan sonra belki de mesela Mercedes arabaları. Sen Mercedes araba sıfır gümrükte giriyor ama başka kolaylıklarla sağlarım. Ama yeter ki bizim iç işlerimize karışma. Bunun için gitti o. 5 milyar avroyu buna verdim. Bunun için vermeye gitti. Benim kanaatimce de o hocam. Benim kanaatimce de yani o. Bir de zafiyetinden kaynak, yani hava sahamızın savunma zafiyetinden kaynaklanan bir şey değildi yani. Bu. Ve kabul edelim göçmenler için daha çok para istiyor. Bir de yeni göçmenler alacak hocam. Gazze'den yeni göçmenler yolda. Ben size söyleyeyim. Almanlar mideleri bulana bulana kusa kusa adeta kamuoyunun da tepkisini göze alarak bu adamla niye görüşmeyi kabul ettiler? Bu nedenle. Çünkü Biden bunu muhatap almıyor. Almanlara havale etti bunu. Siz bu adamla görüşün. Mülteci alması gerekiyor. Mülteci alacak, para da isteyecek. Onu pazarlık yapın. Ben açıkça söyleyeyim. Mevcut mültecilerin gönderilmemesi, Gazze'den yeni mültecilerin alınması karşılığında istediği parayı pazarlık yaptı. Ama Erdoğan bunu gizlemek için başka konularda çok böğürdüğünden de bunu anlıyoruz zaten. Dikkatleri başka yere çekmek için yaptı bunu. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun hocam. Ay vallahi hani nelerle yani programın bak şeyine geliyoruz. Zevkli konular yok mu hocam elinizde? Biraz da onları konuşalım ya. Çekilelim biraz da Türkiye'ye gelelim ya. Hocam. Halk Bankası'ndan bir çete reisine, Kaplan çetesi denen şeye 700 milyon TL, çok büyük bir rakam 700 milyon TL kredi veriliyor hocam. Bu nasıl bir şey? Çete çok güzel ya, süper ya. Aslında konunun konuşulacak bütün her şeyini bitirmiş oldunuz. Devletin kamu bankasından bir mafya çetesine normalde yakalanıp hapse konması gereken, yargının karşısına çıkartılması gereken adamlara 700 milyon TL kredi vermiş. Haber bu. Bunun nesini tartışacağız? Hocam ama çok ilginç. Bu haber oldu. Bunu da şeye getiren bir İYİ Partili oldu. Turan Çömez getirdi gündeme. CHP'den bu konunun üzerine giden yok. Çünkü CHP kamu bankalarını savunduğu için mi yapmıyor bunu? Anlamak mümkün değil. Ya bundan daha korkunç bir haber olamaz. Bu haber bir hükümet düşürür. Aynen öyle hocam. Hükümeti düşürür normal bir ülkede. Evet. Bak bugün sabahtan beri televizyona çıktı şeyi izledim. Yani mesela grup toplantısı yaptı Özgür Özel. Bu 700 milyon TL kredi yoktu toplantıda. Enteresan. Enteresan. Kredi yoktu. CHP'nin gündeminde Gazze diye bir şey örneği kalmadı. Bitti. Hiç konuşmuyorlar bile. Hiç. Erdoğan daha çok konuşuyor. Evet. Yani
Burada da ben bir kendi maliyeci olarak, bir iktisatçı olarak bir şey ilave edeceğim. Bu Halkbank, Türkiye'de kamu bankacılığı, kamu ihaleleriyle birlikte yolsuzluğun iki temel ana kaynağı. Öyle. Bir tanesi kamu ihaleleri, bir tanesi de kamu bankacılığı denen şey. Ancak buna nasıl çözüm buluruz? Ben her ikisine de benim kafamda çözüm var, o ayrı konu. Ama kamu bankacılığı meselesini, tabii kamu bankanı kapatırız demek de kolay değil. Niye kolay değil? Çünkü küçük esnafa, ziraatçıya destek olacak da bir şey gerekiyor, bir birim gerekiyor. Şimdi bunu bakanlıklar yapabilir mi? Yani mesela bir İşletmeler Bakanlığı vardı bir zamanlar. Ben Boğaziçi'nde öğrenciyken 1977 yılında Profesör Kenan Bulutoğlu'ndan, çok önemli bir adamdı Kenan Bulutoğlu'nun bir kitabı vardır, kamu ekonomisi kitabı. Çok müthiş bir kitaptır. Hala herkese öneririm. Kenan Bulutoğlu bizim şey dersimize giriyordu, kamu ekonomisi dersine giriyordu. O sene erken seçim oldu, ayrıldı. Yerine Profesör İzzettin Önder gelmeye başladı. Yani o işin yarısında şey değiştirdiler. Çünkü İzzettin Bey de bizim İstanbul'daki kürsüden geldi. İzzettin'in hocasıydı. O asistanken İzzettin, Kenan Bey de onun hocasıymış. Ondan sonra şey 77'de o şey olunca kısa bir süre İşletmeler Bakanlığı yaptı şey Kenan Bey. Tabii İşletmeler Bakanlığı kurulabilir. O İşletmeler Bakanlığı'na bir ödenek tahsis edilir bütçeden. Ama bu bankacılık şeyini yapabilir mi? Çok ondan da emin değilim. Ama ilk yapılması gereken şey şu. Bir kanunu var Halk Bankası'nın. Ve sonra 2001'de bir esas sözleşme yayınlandı. Çünkü 2000 yılında kamu bankaları anonim şirket haline getirildi. Biliyorsunuz 2000 yılında anonim şirket haline getirildi. 2001'de de Halk Bankası ve Ziraat Bankası bir esas sözleşme yayınladılar. Bu esas ikisinin de, iki bankanın esas sözleşmesinin dördüncü maddesi şöyle. İşte bunların kanunla belirtilen görevleri var diyor. Yani birisinin mesela çift tarımcıya destek vermek, Halk Bankası'nın da işte küçük esnafa destek vermek. Bunları yapacaklar çünkü bunların kuruluş kanununda kendilerine verilen görev. Ama diyor, bunun dışında da diyor, ana görevlerini aksatmamak şartıyla bütün başka ticari bankaların yaptıkları işleri yaparlar diyor. Yani bu maddeyi çıkartacaksın. Bu maddeyi çıkartacaksın. Yani benim önerim bu. Şimdi diyor ki buna şeyler, bu konu açıldı geçenlerde, Halk Bankası'nın genel müdürü galiba, o zaman banka iflas ederdi. Zarar ediyor, zarar ediyor. Senin bir görev şeyin var. Sen, devlet senin zararını kapatacak. Görev zararını kapatacak. Bu kadar basit. Ama sen şey yapmayacaksın, yani bir çete reisine 700 milyon TL veremezsin kardeşim. Böyle bir şey olamaz. Yani ya da Ziraat Bankası Demirören'e gazete almak için para veremez. 1 milyar dolar. Hani Türkiye gri listeden çıkartılıyordu. Mehmet Şimşek akla, mantığa, rasyonelana dönüyordu hocam. Mehmet Şimşek iki konuda hiçbir görüşünü duydunuz mu? Bu konuda bir görüşünü duydunuz mu? Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında sürdürülen ben seni tanımayırım, ben seni hiç tanımayırım o zaman. Laz fıkrasına konu olan şeyi konusunda konuştu mu? Gazeteciler mikrofon uzattı, ne düşünüyorsunuz diye konuşmayacağım, çok teşekkür ederim deyip kapattı. Hiçbir konuda konuşamıyor. Hiçbir konuda konuşamıyor. Çünkü durum gerçekten çok büyük sıkıntı içinde. Öyle bu konulara hiç giremiyor. Ama dediğim gibi yani, şimdi sen bir yabancı olsanız, bir oranın Halk Bankası, yani büyük bir kamu bankası ve zararları bütçeden kapanıyor. Bütçeden kapatılıyor. Bir çete reisine 700 milyon TL şey veriyor. Kredi açıyor. Hocam bu konuyu gündeme getirdiğiniz İYİ Parti üzerinden bir şekilde. Teminatsız. Teminatsız değil mi? Ne güzel ya. Süper. Hocam sana niye vermiyorlar? Bana niye vermiyorlar? Evet. Tek alsak 700 milyon TL teminatsız kredi. Enteresan. Valla ben zarar da etmem. Onu ben öyle bir plas ederim ki dövize mövize bir şeylere ve vadesi geldiğinde geri öderim, sonra da zengin olurum arada. Yani hem bankaya zarar uğratmam hem de kendim de zengin olurum yani. Evet. TL verirse. Bu kredi karşılığında kendilerine, bu çeteye ülkeyi yönetenlerin neleri ihale ettiğini bilmiyoruz tabii. Tabii aynen öyle.
Onu bilmiyorum. Neler yapıyorlar onlar bilinmiyor. Yani aldığı kredinin karşılığında neyin hizmetini onlara sundular aslında onu bilmiyoruz. Evet. Evet bu sorulan soru. Türkiye'de çok ilginç bir şey. En temel sorular sorulmuyor. Bu Dilan Polat meselesi var mesela. O karı koca işte başkaları çıktı. Evet bir para var ellerinde bunların. Büyük de bir para var. Eurolarla bigudu yapıyor kafasına kadınlar. Ondan sonra herkes bununla uğraşıyor da peki kardeşim o dediğin şey bir kara para aklamanın çok küçük bir komisyonu bu. Peki bu kara para kimin kardeşim? Nereden gelmiş bu kara para? O kısma hiç kimse girmiyor hiç değil mi? Bu kara para kimin parası kardeşim bu? Olayın sadece magazin kısmıyla uğraşıyorlar. Ama işin gırgırı muhalefet de böyle. Muhalefet de böyle. Muhalefet de böyle. Sorun o. Ya bu kara para kimin kara parası? Nasıl girmiş ülkeye? Şimdi hocam muhalefet diyorsunuz ama İyi Parti'yi bir süredir izliyorum. Şu İyi Parti'nin içinde olup bitenleri görünce İyi Parti'nin bir muhalefet yapabilme mecalinin, gücünün, vizyonunun kaldığını söyleyebilir miyiz? Olmaz hocam şimdi. Ben burada bu programda hocam herkesten özür dilerim. Meral Akşener için insanlara dedim ki bu programda yahu bu insanların armudun sapı üzümün çöpü diye bakmayın. Cumhuriyet kadınıdır. Atatürk'ün kurduğu ülkede öğretmenlik yapmıştır. Annedir. Bu kişiden iyi haberler almayı bekleyelim gibi mecburduk. Yani mecburduk. O altılı masadan bir şey beklemek zorundaydık. Şimdi bu kadının gittikçe dili arka mahalle konusundaki bir böyle amiyane sokak çocuklarının, kabadayılarının diline dönmeye başladı. Bir kadına da yakışmıyor, bir öğretmene de yakışmıyor. Allah rızası için size soruyorum. Benim hocam diyor Teoman Koman'dır. Teoman Koman kim mesela? Konu ne? Mevzu ne? Teoman Koman kim ben sana söyleyeyim şimdi. Teoman Koman'ın resmi görevleri var. Şimdi bu resmi görevler tabii kendisinin çok devlet nezdinde çok önemli bir adam olduğunu gösteriyor. MİT müsteşarlığı yaptı, jandarma genel komutanlığı yaptı, milli güvenlik... Sistemi kurdu değil mi hocam? Benim Teoman Koman. Sistemi kurdu. Tabii. Yani o resmi bir görev değil o. Şimdi ben resmi söylüyorum. Yani resmi olarak jandarma genel komutanıydı, MİT müsteşarıydı ve aynı zamanda da bir de işte ne dedim biraz önce MİT ondan sonra şimdi bu üç çok Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği çok önemli bir görev Türkiye'de. Bunlar resmi görevler ondan sonra. Ama şimdi bunu söylüyorlar. Ama ben başka bir şekilde hatırlıyorum Teoman Koman. Teoman Koman'ın jandarma genel komutanı olarak hatırlamıyorum. Çünkü jandarma genel komutanı Teoman Koman olması Ahmet bilmem kim olacak. Anlatabiliyor muyum? Önemli değil o. Hocam Susurlu skandalında Büyük Millet Meclisi bir komisyon kurdu. Bu şeyi araştırma komisyonu. Susurlu skandalını 90'lı yılların sonunda. Ve Teoman Koman'ı biraz önce söylediğiniz görevler ve JITEM'in kurduğu iddiası var ortada. Bu komisyona davet edildi. Şimdi hocam yani bilmiyorum ben çok bu naifim. Bir ülkenin Büyük Millet Meclisi o ülkenin Kâbesidir. Öyle. Değil mi? O rejimin Kâbesidir. Evet. O rejimin Kâbesidir orası. Teoman Koman gitmedi abi, reddetti. Ya. Gidip komisyonu, meclisin kurduğu ve kendisini davet eden komisyona gitmedi. Ve şimdi yani meclisi ben seni takmam dedi meclise. Ve bugün de mecliste partisi olan, grubu olan bir partinin genel başkanı maalesef Sayın hanımefendi, Meral Akşener hanımefendi, o benim abim diyor. 17.500 faili meçhul cinayetin meydana gelmesinden resmi kayıtlara göre 3.000 kayıptan 4.500 köyün yakılması olaylarından sorumlu tutuluyor hocam. Şimdi Kemalistler zil taksın oynasınlar. Bak Teoman Koman o zaman meclise gidip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hesap vermezse şimdi de gücü eline geçiren Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'u organize ettiği MİT müsteşarını göndermez. Tabii, Genelkurmay tabii. Başkanını göndermez. Aynen öyle. Peki, ne diyeceksin ona? Çok doğru söylüyorsun. Sen o zaman bu Teoman Koman'a karşı çıkmayınca şimdi şeye İrfan Fidan diyorum. Hakan Fidan'a nasıl eleştireceksin Hakan Fidan'ın gelmedi komisyona diye? Hep bütün programlarımda bu hatırlatmaya yöneliyorum hocam. Zannediyorlar ki Erdoğan'dan önce bir ülke vardı, yargısı vardı, meclisi vardı, basını vardı. Hayır, bugünkü leş yapı o zaman başkalarının hizmetindeydi. Şimdi başkalarının hizmetine geçti. Hepsi bu kadar. Hocam
İşte bu hafta çok konuşuldu, çok doğru söylüyorsun. İşte o gün Samast'ın tahliyesiyle birlikte bazı şeyler hatırladık. Ben hiç unutmadım. Çünkü yani Hrant benim yakın arkadaşımdı. Hiç unutmadım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, evet. Gerçekten çok çok muazzam bir insandı çünkü. Ama mesela orada bir Yargıtay kararı var. Bir yazdığı bir yazı var. Yemin ediyorum. Orta zekalı, zekaya falan gerek yok. Orta zekalı, yani debil olmayan bir ilkokul çocuğu. Okuduğu zaman ne anlama geldiğini anlayacağı, bunun Türklüğe hakaretle hiçbir alakası olmadığına hükmedeceği, ilkokul çocuğunun anlayacağı bir cümleden Yargıtay Ceza Genel Kurulu cezasını onadı Hrant. Korkunç bir şey. Cezasını onadı. Şimdi Yargıtay'a kızıyorlar. Aynen senin söylediğin gibi oluyor. Aynen ama. Şimdi Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki bu kavgadan şimdi bütün CHP Yargıtay'a yükleniyor. Ama öyle bir havada yaratıyorlar ki eskiden öyle bir Yargıtay'ımız vardı ki bizim ne derler işte böyle bir hukuk mabediydi. Ulvi bir hukuk mabediydi Yargıtay. Sonra şey oldu. Maalesef işte yetmez ama evet referandumundan sonra çökerttiler. Bakın bu şey kararı 2006 tarihli karardır Yargıtay'ın bu kararı. Allah'tan bu işleri araştıran başka meslektaşlar var. Baskın Orhan Hoca'nın 2006 tarihli bir makalesi var. 2006 tarihli makalesinde Yargıtay, makalenin ismi Yargıtay neden gayrimüslimleri sevmiyor diye bir makale. 2006 yılında yayınladı bunu. 1971'de Zeytinburnu'nda meşhur Balıklı Vakfı vardı. Rumların bir vakfı, Rum Vakfı. Balıklı Vakfı. Ondan sonra orada okulları var, hastaneleri var, Balıklı Hastanesi var. Bak Türkler falan da gidiyor, yani Müslümanlar da gidiyorlar şey olarak, İngiliz Rum olmaya şart değil. O Balıklı Rum Vakfı'nda bir mütevelli heyeti var, her vakıfta olduğu gibi. Ama bu vakıf Türkiye'nin bir vakfı olduğu için onun tam mütevelli heyeti olman için Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olman lazım. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı değilsen, Yunanistan yurttaşıysan zaten o vakfa üye olamıyorsun. Mütevelli heyetine giremiyorsun. Mütevelli heyetine girmek için Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olma koşulu var zaten hukuken. 71'de bu vakıftan bahsederken yabancıların vakfı diye bahsetti Yargıtay. Orkunç. Türk olmayanların yabancıların vakfı diye bahsetti. Çünkü elimde şu anda sana açsam, şu anda sana o kararın tarih, numara, işte her şeyini veririm, bütün dökümünü. Türk olmayanların diyor. Buna kime? Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına söylüyor. Sonra şimdi birileri de kalkıyorlar. Ah o yetmez ama evet var ya. Ya. Yetmez ama evet referandumuyla. Bütün sistemi çökerttiler. Şimdi hocam. Böyle muhteşem bir yargımız vardı. Tabii. Enteresan şimdi hocam. Ya şeyler mesela cinayetlerin gerçek sorumlularını bulmuyorlar. Kaldırıp bir stokta bekletiyorlar. Devran değişiyor. Bugün bunu Kürtlerin üzerine koyalım. Yarın bilmem ki hangi dincilerin üzerine koyalım. Ebesi gün Gülen cemaatin üzerine koyalım. Şimdi o gün Samast'ı çıkarttılar. Tutmuşlar ona FETÖ'ye doğrudan üye olmamakla birlikte FETÖ iltisaklısı bilmem nesi olmakla. Tabii insanların kendisini savunma hakkı yok. Konuşma durumu yok. İstediğine yama. Mesela Necip Hablemitoğlu değil mi? Adamın katilini açık artırmada arıyorlar. Hayır ama onu da cemaatin üzerine yıkmaya çalıştılar. Sonra ortaya çıkan bir asker çıktı eski. Neydi adamın ismi? Unuttum. Levent Göktaş mıydı? Levent Göktaş. Levent Göktaş çıktı arkasından bu hikayenin. Şimdi Levent Göktaş'ın da cemaatle hiçbir alakası olmadığı çok malum. Onu da denediler biliyor musunuz hocam? Çok komik duruma düşeceğini söyledikleri için bu Ergenekon'un meşhur katillerinden birisi Levent Göktaş. Veli Küçükler bilmem neler. Yamamaya çalıştılar. Baktılar ki bu kadarı çok komik oluyor, tutmuyor. Olmadı yani, hiç olmadı. Evet yani. Enteresan. Ama maalesef... Abi tabii biz o gün Somas'ın şeyinde ya dünya şimdi asker de aynı şekilde diyorlar ki hocam bak geçen hapse konulduğu için biz de üzüldük ve çıkması gerekir dedik. Kimdi o? Halk TV'nin gazetecisi kim o? Şey Barış Merdan.
Merdan Yanardağ. Halk filmi. Merdan Yanardağ. Şimdi Merdan Yanardağ herhalde hapiste çok kulağa çekildi. Herhalde bir takım konularda da belli ki üzgünüm, anlaşıldı kendisiyle. Oradan terbiye edilerek çıktı. Şimdi o gün Samast olayını FETÖ'ye yamama konusunda çok aktif. Diyor ki Ergenekon diye bir uydurma bir dava yaratarak Türk toplumuna bunu kabul ettirmek için Ergenekon diye bir yapılanma varmış da bunlar insan öldürüyormuş imajı yaratmak için Hrant'taki Fethullah Gülen'in adamları öldürdü ki oradan Ergenekon davalarına yürüyebilsinler diye. Peki ben bir soru sorabilir miyim? Ocak 2004'te Hrant Ağustos'ta bir yazı yayınladı. Sabiha Gökçen'in gerçek isminin Hatun Sebilciyan olduğuna dair. Hatun Sebilciyan. Ve sonra Atatürk onu bir şey yetimhaneden alıyor. Kızı Hatun Sebilciyan'ı evlat ediniyor ve sonra da işte şey çıkıyor ortaya. Şimdiki bizim tanıdığı Sabiha Gökçen çıkıyor. Bu haberi yayınlayınca bu haberden yaklaşık bir hafta sonra Genelkurmay sitesine korkunç bir şey koydu. Bir yazı koydu. Kendisi o zaman çok meraklıydı. Her dakika bir şey koyarlardı şeye. Ondan sonra siteye. Ve orada resmen basına Türkiye'de bazı basın organlarının çizgisini değiştirmek mecburiyetleri var. Bunu hatırlatmak bizim görevimizdir diye bir şey koydu ya. Şimdi bir Genelkurmay basına ayar vermeye kalkıyor. Ya. Peki şimdi o zaman ya şimdi aslında Hrant Dink'in katline giden o korkunç alçak süreç böyle başladı. Evet. Hocam bir soru da ben sorayım size. Genelkurmay'da bu yazıyı oraya koyanlar da cemaatçi miydi acaba? Bir soru da ben sorayım hocam. 7. 8. ve 9. Ergenekon dalgalarını yapan, yöneten yargıç Selami Yıldız. An itibariyle bu Selami Yıldız'ın normalde hani madem buna göre FETÖ'cü olarak hapiste olmasını beklersiniz. An itibariyle Recep Tayyip Erdoğan'ın istihbarat daire başkanı Selami Yıldız. O zaman soralım, niye Selami Yıldız şu an bu mevkide o zaman? Hocam Merdan Yanardağ gibi ve benzeri bir ulusalcı bir çete var. Bunlar adam öldürmek, darbe yapmak toplumun Kemalistlerine meşrudur. Helal hoş olsun onların hakkıdır. Bunlara bu işleri başkaları yaparsa suç olur diyen bir ekip. Ve bunlar maalesef demokrasi istediklerini söyleseler de bu katil ve çetelere yatakçılık yapıyorlar bu tavırlarıyla. Ay hocam o bazı konulara girmek istemiyorum. Yani çekindiğimden falan değil. İçimden şey geliyor çünkü. Bulantı şeyi geliyor. Hissi geliyor. Öyle hocam. Evet. Şurada hemen arkada Mervan Yanardağ'ın bir kitabı vardır. Bende durur. Liberal ihanet diye. Ha, ha. Ya bir görüş sahibine hain demek nasıl bir şeydir acaba yani mesela? Değil mi? Yani bir görüşe katılmayabilirsin. Liberal bu. Ama ihanet ne demek yani? Türkiye'nin 1990'larını liberaller mi yönetti bu ülkede? Türkiye'yi katiller cennetine döndüren, faili meçhuller cennetine döndüren. Arkasında liberaller vardı. Ekonomide enflasyonu %80'e çıkartıp kamu borç dağlarını yaratan, ülke yönetilemez hale düşürenlerin içerisinde liberal bir irade mi vardı? İşte onun için diyorum oğlum. Hocam bunların görevi gerçek katili korumak üzere sürekli bir günah keçisi yaratarak halkın dikkatini farklı yerlere çekmek üzere kurgulanmış durumda. Erdoğan da bunların üzerinde oynuyor ve daha akıllı bir adam onlardan, bu işten çok iyi kazanıyor. Evet. Artık şeye çok eminim yani. Bununla kapatalım istersen hocam. Bu NAS meselesi var ya, hepimiz çok eleştirdik. Aslında ben de 30'a düştüm. Yani çok eleştirdim. Ya faizleri düşürürsen enflasyon da düşer lafı nasıl bir şey? Nasıl söyleyebiliyor bunu falan diye. Ben de hafif de dalga geçerek, alay ederek çok eleştirdik. Fakat aslında Erdoğan çok haklıymış. O hedefine vardı. Çünkü ne planladı Erdoğan bunu yaparken? Yani bir de bunun NAS kılıfına indirerek, faizleri de enflasyon %80-90 iken %8,5'da sabitleyerek, nominal faizi 8,5'a sabitleyerek, muazzam yüksek bir negatif faizle neyi şey yaptı?
İşte buna ne zaman başladı bu 8,5 hikayesine Erdoğan? 2021 sonbaharında başladı. Seçim ne zamandı? 23 ilkbaharında. Değil mi? 1,5 yıl var arada. Şimdi 1,5 yıl iktisatta kısa vade dahi sayılabilir. Biraz uzatılmış bir kısa vade. Doğru. 1,5 yıl. Şimdi şeyi düşün hocam, hepimiz bu dersleri verdik. Meşhur Philip serisini düşün. Ne diyor Philip serisi? Kısa vadede enflasyonla istihdam arasında bir alışveriş vardır, bir trade-off vardır diyor. Şimdi ne yaptı Erdoğan? Bu işi başardı. Enflasyonu patlattı. Doğru. Onun enflasyonu patlayacağını da bence gayet iyi biliyordu. Tabii ki. Ama ne yaptı? Seçimlere, 23 ilkbahardaki seçimlere artan işsizlikle girmedi. Bir Türkiye'deki standart bir insanın kaygısı şu: benim işim olsun ama enflasyon benim o işimden elde ettiğim maaşımın %50'sini götürsün. Ama hiç olmazsa bir işim olsun. Bir de işi varsa bir de sigortası var demektir. Yani büyük çoğunlukla. Tabii. Sigortamı kaybetmeyeyim. Bir de işim olsun. Yani bir işim var yani benim. O sosyal statüsü var, ailesi. Karısına mahcup olmuyor, şu oluyor, bu oluyor. Çocuklarına mahcup olmuyor falan. Hem buradan vurdu, hem de bu kendisinde asla inanmadığını emin olduğum Nas hikayesinde buna bir dini kılıf olarak giydirdi. Bir de ikinci kuşu da böyle vurdu. Ve Cumhuriyet tarihinde emsali görülmeyen bir servet transferini başardı ya. Hocam. Bu çok önemli. Çünkü Kemalistlerin beyaz Türklere, İstanbul'un çevresindeki yalı müdavimlerine gerçekleştirdiği 100 yıllık servet transferi vardı. Çeşitli devlet yol yordamlarıyla buna cevap verircesine onların bile hayallerinden geçmeyecek bir yöntemle 100 yıla denk gelecek şeyi 10 senede yapacak bir servet transferi gerçekleştirdi. Evet, evet. Yani bu Nas meselesi öyle Erdoğan'ın dini kriterlerle falan asla değil. Asla. Tabii. Asla değil. Dediğim gibi bir taşla iki kuş vurdu. Evet. Bir, işsizliği arttırmadı ve hedefine vardı mı? Vardı. Seçimi kazandı. Türkiye ekonomisi umurunda bile değil. Seçimi kazandı. Aynen. Koltuğunu korudu. Dolayısıyla kendini şeye aldı. Hocam sonuna geldik galiba. Benden bu haftalık bu kadar hocam. Çok teşekkür ediyorum size. İttifaklar konusunu konuşacaktım bu CHP'nin ama başka zamana kadar. Haftaya konuşuruz onları bu zaman. İnşallah. Evet, yani görüyorsunuz hocam her hafta şey bir gündem yükü yani. Muazzam bir şey ya. Bu nasıl bir memleket bu yani? Evet. Bu nasıl bir memleket? Yani biz Şahin Alpay'la bir program yapardık. Şahin yapardı şeyi. Mehmet Altan Ben Şahin'in programında ajandayı Şahin hatırlardı o haftanın şeyine. Her gelişinde o yıllarca İsveç'te kaldığı için derdi ki Eser derdi ya şu hazırladığım ajanda o haftaki olan bitenler yani şimdi senin benim hazırladığımız gibi İsveç'in 15 senesi derdi olay olarak. Ben de ona şunu derdim. Tamam burası çok dinamik gibi gözüküyor böyle her dakika bir olay falan ama 50 yılda İsveç nereden nereye geldi? Biz 50 yılda nereden nereye geldik? Yani dinamizm bu değil. Evet hocam. Dinamizm milli gelirini kişi başına gelirini 50 bin dolara çıkartmaktır. Öyle. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere hocam. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere inşallah.